Türkiye'de 2 milyon çiftçi ailesi var. Yani aileleriyle birlikte 8 milyonun üzerinde çiftçi var. 8 milyon çiftçiye buza desteklemesi, gübre desteklemesi, mazot desteklemesi, prim destekleri, kısacası her türlü destekler için bir yılda 22 milyar lira ödüyor devlet. Yani Tarım Bakanlığı'nın destekleme bütçesi 22 milyar. Ama bu bizde yetişen buğday, arpa, soya, ayçiçeği, kanola ve bizim yetiştirdiğimiz canlı hayvan, kırmızı et gibi tüm ürünlere toplam 66 milyar lira ödüyoruz. Yani destekleme bütçesinin 3 katını kendi çiftçimiz yerine başka ülkelerin çiftçilerini ödüyoruz. Bu ürünlerin hepsi bizde yetişiyor. Neden kendi çiftçimize bu parayı vermiyoruz da başka ülkelerin çiftçilerine, örneğin Kanada çiftçisine, örneğin Rusya çiftçisine, Bulgaristan çiftçisine, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Brezilya çiftçisine para ödüyoruz. Bunu anlamak mümkün değil. Üstüne üstlük bu ürünler burada yetişebildiği gibi sıfır gümrük vergisiyle ülkemize giriyorlar. Yani devletin bu ürünlerin ticaretinden sıfır lira kazancı var. Ve pahalı giriyorlar. Örneğin bu buğdayı geçtiğimiz yıl 1650 liradan çiftçiden aldık ama 2400 liradan Rus çiftçisinden ithal ettik. Yine mısırı 1325 liradan kendi çiftçimizden satın aldık. 2300 liraya başka ülkelerden ithal ettik. Yani nereden bakarsanız bakın ciddi bir tutarsızlık var. Hem destekleme bütçesi artmadı ama bu arada gübre fiyatları %100 arttı. Mazot fiyatları %60-70 arttı. Hayvancılıkta kullanılan yem %80 arttı. Tarım ilaçları, tohumluklar sürekli artış gösterdi ama nedense destekleme bütçesi hiç artmadı. Artık bu politika tutmuyor. Bu politikadan vazgeçmek lazım. Kendi ülkemizin çiftçisini destekleyelim. Başka ülkelere bizde yetişebilen ürünler için para ödemeyelim.